Ya benim beklentimden daha çok sanki Giovanni Van Bronckhorst'un de beklediği önemli gibi ama yani bir önceki bölümde de biraz bahsetme şansı buldum. Konuşma şansı bulduk. Ernest Mucci ile alakalı yani dünkü galibiyette de Beşiktaş'ta birçok bireysel performansının öne çıktığı bir galibiyette Mucci'nin maalesef çok beklentilerin altında kaldığını gördük. Şu ana kadar oyuncuya verilen şans bence yani bu konuda teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst Mucci'ye fazlasıyla sabretti diye düşünüyorum. Son oynanan lig mücadelesi Konyaspor karşılaşmasında bir asisti var Rafa Silva'ya. Onun dışında çok benim yani bütün maçları yerinde takip etme şansı bulan bir gazeteci olarak çok fazla Mucci ile alakalı benim aklımda kalan bir sahne yok. Gözümün önüne gelen herhangi bir pozitif kare de Çeker yok. kalır. Oyuncu iyi niyetli, evet. Ya bu arada Mucci'nin takım içerisindeki ilişkilerinin iyi olduğunu söyleyebilirim. Yani öyle çok küskün, böyle depresif bir oyuncu değil. Öncelikle bunu hani söyleyebilirim. Burada tamamen aslında performansla alakalı. Bir de belki oyuncunun da takım içerisinde rolünü bir türlü bulamamasından da kaynaklı olabilir. Yani Beşiktaş'a ilk geldiği dönemi hatırlıyorum. Bir 10 numara oyun, yani 10 numara mevkinde oynayan bir oyuncu olarak bu takıma çok büyük beklentilerle katıldı. Şimdi biraz kadrodaki durumlarla, rollerle bağlantılı olarak daha çok sol kanatta veya sağ kanatta forma şansı bulabiliyor. Bu da belki oyuncuyu geriye götürüyor olabilir. Ama bence şu bir gerçek. Bu benim tamamen şahsi yorumum. Yani artık bundan sonra bence Ernest Mucci, Semih Kılıçsoy konusunda da Giovanni Van Bronckhorst'un bence daha net bir karar vermesi gerekiyor. Beşiktaş'ın şu an mevcut kadrosunda performanslar doğrultusunda Semih Kılıçsoy'un Ernest Mucci'nin önünde olduğunu söyleyebilirim çok net bir şekilde. Bunu da yani yerli veya altyapıdan çıkan bir oyuncu olduğu için ayırmıyorum Semih'i. Ortada çok net bence veriler de var. Büyük yetenek farkı da var iki oyuncu arasında. Potansiyel farkı var, yetenek Evet. farkı var. Yani Mucci'nin Beşiktaş'taki rolü bence biraz daha hamle oyuncusu üzerine olmalı diye düşünüyorum. Bunun yanı sıra João Mário konusu. Şimdi João Mário'da da bence şöyle bir kafa karışıklığı oldu. Transferin son günlerinde Beşiktaş'ın bir kanat oyuncusu ihtiyacı varken takıma João Mário katıldı. Ve João Mário bir kanat oyuncusu transferi gibi anlatıldı. Belki bununla alakalı kafalarda soru işareti de oluşmuş olabilir. Ama aslında oyuncunun bir kanat oyuncusu olmadığını biliyoruz. Daha çok orta saha meziyetleri, yetenekleri barındıran bir oyuncu. Dün de zaten Rafa Silva'yı sağ kanatta Van Bronckhorst değerlendirip João Mário'yu biraz daha merkeze yakın Kullandı. kullandı. Bence bundan sonra da yani bu iki oyuncu hem Rafa Silva hem João Mário aynı anda sahada olduğunda daha çok Rafa Silva'yı kanatla görüp bence João Mário'yu biraz daha merkezde kullanacak hoca. Yani Beşiktaş'ta bazı rollerle alakalı kafa karışıklığı olduğu için bunun da biraz performanslara yansıdığını düşünüyorum. Ben João Mário konusunda bununla alakalı. Programın ilk bölümünde Fenerbahçe'deki orta saha oyuncularının performansından bahsettik. Mesela Jadson Fernandes konusu Beşiktaş'ta tam tersi bir konu. Şöyle tam tersi bir konu. Beşiktaş kariyerinde Jadson Fernandes'e bu zamana kadar verilen rollerle bağlantılı olarak bu futbolcunun hep beklentilerin altında kaldığını konuştuk. Hatta geçen sezon dahi Jadson Fernandes'in çok fazla sorumluluk almadığını konuşuyorduk. Oyun Evet. içinde çok fazla kaybolduğunu konuşuyorduk ki bu sezon tam tersi bir tablo söz konusu. Yani kariyer performansı henüz 15. 16. resmi maçı olması lazım Beşiktaş'ın eğer hafızam yanıltmıyorsa. Jadson Fernandes'in kariyer sezonu olduğunu görüyoruz. 7 golü var bu sezon. Biraz Rafa Silva'nın takıma katılmasının bunun da etkisi olduğunu söyleyebilirim. Doğru. 4 asisti var Rafa Silva'nın. 3'ünü Jadson Fernandes'e yapmış. Bence bu da çok tesadüf bir istatistik olmadığını düşünüyorum. Jadson'un ona verilen rolle bağlantılı olarak biraz daha rakip kaleye yakın oynaması, ona biraz daha serbestlik tanınması, Rafa Silva, Immobile hepsi saha içinde Beşiktaş'ın belki yani en önemli ayakları ama Giovanni Van Bronckhorst'un saha içindeki liderinin oyun aklının da Jadson Fernandes olduğunu söyleyebilirim. Çok kısa ilave olarak, ek bilgi olarak da şunu paylaşayım. Jadson'un biraz performansının artmasındaki sebeplerden birisi de bu sezon başında bir temsilci menajer değişikliği yaşadı Jadson Fernandes. Ve biraz daha hani özel hayatına biraz daha böyle dikkat etmeye başladığını da
duyuyoruz. Bunların hepsi de aslında birbiriyle bağlantılı konular. Bu da ister istemez oyuncunun performansına yansıyor. Beşiktaş'ın kalan maçlarını fikstürüne bir göz atalım. Sonrasında Galatasaray'ın gündemiyle alakalı değerlendirmelerde de bulunuruz. Siyah beyazlar Ajax ve Frankfurt yenilgilerinin ardından Lyon'u mağlup etti. 6 Kasım'da Malmö, 28 Kasım'da Maccabi maçları var. 12 Aralık'ta Beşiktaş Bodo Glimt deplasmanına gidiyor ki bir hayli zor geçebilecek mücadelelerden biri. 22 Ocak'ta Atletik Bilbao İstanbul'a gelecek. 30 Ocak'taki Twente mücadelesiyle Hollanda'da oynanacak maçla beraber Beşiktaş Avrupa Ligi'nde bu lig fikstürünü noktalamış olacak. Gönül istiyor ki devamını da görelim. Dünkü galibiyetle beraber bu yolda sanki biraz açıldı gibi Erdem. Ne dersin? Ya şimdi ona baktım Kerem. Gerçekten Beşiktaş ilk 24'de kalmak için ciddi de bir avantajı şöyle var. Oynayacağı 5 takımdan 3'ü şu an Beşiktaş'ın alt sırasında yer alıyor. Beşiktaş'tan altta yer alıyor. Malmö, Maccabi ve Twente. Evet. Yani aslında hedef maçları bunlar. Twente ile deplasmanda oynayacak. Belki bu bir dezavantaj gibi gözükebilir. Ama Beşiktaş'ın fikstürü gerçekten pozitife dönmüş. Bu anlamda bunu görebiliyoruz. Daha gerçekçi bir ilk 24 hedefi var. Sürpriz olur mu? Yani kalan maçlardan bence Atletik Bilbao ile Bodo maçları sorun çıkarabilir Beşiktaş'a ama Malmö, Maccabi ve Twente önünde ben Beşiktaş'ı daha önde görüyorum. Bu anlamda ilk 24 yolu da açıldı dün geceyle beraber. Emre? Ya zaten somut olan şey o 3 puan çok çok kritik, evet, her anlamda. Erdem'in dediği gibi üst üste hem Malmö hem Maccabi ama tabii Maccabi maçı nerede oynanır, nasıl oynanır, hangi şartlarda oynanır? Orada bir kanayan bir yara var tabii. Beşiktaş burada oynanmasını istiyor tabii haklı olarak ama zaten burada oynanması gerekiyor. Tarih işte yaklaştıkça o konuda tabii biraz daha durumlar değişebilir. Yani basketbolda şu anda Belgrad'da oynattı. Evet, evet, şu anda çok ön görebilmek gerçekten hani kolay değil. İşte daha önce de konuşmuştuk. Mesela Beşiktaş'ın burada fikstür anlamında bir avantajı var normal şartlarda. Evet. Taraftarı önünde, 40 bin taraftarı önünde güzel bir atmosferde bir Avrupa maçına çıkacak ama saçma sapan bir durumdan dolayı Beşiktaş bundan mahrum kalacak mesela. Bu maçı başka bir şehre alırsa UEFA o zaman şöyle bir şey de yapsın. 40 bin kişilik Beşiktaş taraftarını buradan götürsünler artık nerede oynatacaklarsa. Tüm masrafları da karşılasınlar. En azından böyle haksızlık olmamış olur. Çünkü Beşiktaş üst üste iki maçını kazansa çok daha ciddi bir pozisyona gelecek ki belki de 24'e de son belki de evet. Ama sen şimdi gidip Beşiktaş'ı Belgrad'da oynattığını düşün. Bilmediğin bir saha, bilmediğin bir bütün avantajını elinden alıyorsun. Yani bu arada biraz belki iddialı olacak ama yani ben Maccabi karşılaşması İstanbul'da ya da başka bir şehirde yani nerede oynanır bilmiyorum ama Beşiktaş'ın rahat kazanacağını düşünüyorum. İnşallah. Ya burada mesela Malmö maçı biraz daha zor geçebilir. Yani böyle İsveç takımları, işte Kuzey Avrupa takımları çok, başımızı yani, belaya sokuyorlar. Evet, sıkıntılı geçebiliyor. İşte Galatasaray'ın çok kolay geçmesi beklenen maç en son zorlandığını gördük. Malmö de yani Avrupa tecrübesi çok yüksek bir takım. Ya Bodo deplasmanı zaten yılın her dönemi çok zorlu. 12 Aralık'ta oraya gitmek çok daha zorlu bir deplasman. Bilbao maçı, Fenerbahçe'nin de Bilbao maçı var değil mi? Evet, kalan evet, maçları arasında bir Bilbao. O da iç sahada oynuyor galiba. 18-30. Twente deplasmanı yine Fenerbahçe gitti. Yani yakın zamanda gördük Twente deplasmanında. Fenerbahçe'yi izledik. Yani Malmö ile Maccabi maçlarını kazanıp son 3 maça çıkmak 9 puanla biraz daha kafaları rahatlatır. Acaba ilk 8'e kendimizi atabilir miyiz? Hissiyatı da oluşturabilir takım içerisinde. Ben Malmö'de zorlanıp kazanacağını düşünüyorum Beşiktaş'ın. Maccabi maçının ise yani çok fazla nerede oynanacağını şu an tahmin etmek zor. Kolay değil o karşılaşma için ama ben Maccabi maçından da kayıpsız çıkacağını düşünüyorum. Önemli olan burada hedef ilk 8 mi olacak yoksa ilk 24 mü? Son 3 maç sanki biraz daha belirleyici olacak gibi. Galatasaray'la devam edeceğiz ama senin sanıyorum söylemek istediğin çok bir şey var. Çok kısa bir şey söyleyeyim. Yani bu statü biraz tartışıldı tabii alışmadığımız bir şey olduğu için ama bence keyifli bu arada. Çok çok eğlenceli gözüküyor. Bir de mesela bizim adımıza da şöyle bir durum var. Hem 3 takım burada kendi aralarında da yarışıyorlar çünkü aynı evet, platformdalar. Bir yandan da özellikle kalan haftalarda böyle sonlara doğru yaklaştıkça hep şu hesaplarda olacak. İşte Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın rakipleri sıralamadaki rakipleriyle diğer
Türkiye'deki rakipleri oynayacaklar. Orada bir zorunlu da bir işbirliğine ihtiyaç duyacağız gibi. Evet. Son dönemde de çok fazla kulüpler arasında gerilim olduğu için bu tip şeyler görmüyoruz ama ister istemez normalde Avrupa'da belki rakibini desteklemeyenler bile mecburen desteklemek durumunda kalacaklar. Ya yani şöyle düşün, dünkü Lyon galibiyeti Beşiktaş'ın Galatasaray'a yaradı mesela. Tabii. Yani hatta Manchester'la Fenerbahçe'nin berabere kalması bile evet. Galatasaray'ın işine yaradı. Evet. Bir de yani şu var, şunu da son ekleyeyim. Takımların Avrupa'daki yerini ve gücünü daha gerçekçi belirleyecek bir format oldu. Yani mesela herhangi bir takımımız ilk 8 arasında bitirmesi bence başarı kabul etmemiz gerekiyor tabii bunu. Hani bu da birazcık da yapılan yatırımın, planlamanın çünkü Türkiye Ligi'nin kalitesi ortada. Avrupa Ligi'ndeki oynanan formattaki takımların kalitesi ortada. Daha gerçekçi gösterecek bence takımların yerini. Bizim adımıza bence faydalı bir stat evet, oldu bu. Kesinlikle. Kerem senin yorumunu merak ettiğim konu şu. Sen Avrupa futbolunu takip ettiği için gerçekten Avrupa Ligi'nde bu sezon böyle çok ağır favori Tottenham dışında kim? Şöyle bir durum var. Tottenham misal 3 maçına da çok derin rotasyonla çıktı. Yani 9 oyuncuyu değiştirerek çıktı. Tabii ligde hiç oynamayan, oynama ihtimali dahi olmayan oyuncular sahne aldı. Bence turnuvada birbirine denk ve üstte yukarıda görebileceğimiz. Yani misal Mourinho United'ı Tottenham'la beraber ayırdı evet, ama. Ben United'ın o kadar da United'dan daha favori olduğunu düşündüğüm takımları sayayım mı sıralamaya bakarak? Lütfen. Lazio, Tottenham, Galatasaray, Frankfurt, Athletic Bilbao, Porto, Slavia Prag, Real Sociedad. Bunların hepsi United'dan daha iyi takım. Bence. Bu takımlar turnuvanın ama en güçlü takımları olarak çok da eksiği var değil United'ın. Eksikleri de var evet. Ama zaten oynadıkları futbol ligde de evet, berbat. 8 maçta 11 puanı var. Sadece. Evet. Yani en kötü döneminden geçiyor. Böyle bir realite de var. Yani United'ı ben büyük bir favori olarak görmüyorum turnuvada.